İnegöl Belediyesi Mamidiye Mahallesi Akar Sokak ile Canan Bulvar arasında kalan iki dönümlük alanda bölge çocuklarının gönüllerince eğleneceği, vatandaşların da huzur bulacağı çocuk alanı ile fitness alanı düzenlemesini tamamladı. Hizmete giren park çocukların akınına uğradı. Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte parkta incelemelerde bulunup çocuklarla sohbet etti. Benim oturduğum mahallede de böyle parklar var, yapıyoruz. Ama işte bakıyorum kötü kötü yazılar yazan, bunu dermeye çalışanlar var, yakmaya çalışanlar var. Bunları burada yaşıyor musunuz? Böyle bir şey oluyor mu burada? Burada yaşıyorlar. İnceleme sırasında bir açıklama yapan Başkan Taban şunlar söyledi. Tabii İnegöl için bu yeni dönemde çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 36 gün oldu çalışmaya başlayalım. Bugün de sosyal basın mensuplarıyla sabah buluşmasında bir durum değerlendirmesi ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştik. İnegöl'ümüze dair yeni dönemde yapmak istediklerimiz, mevcut dönemde yapacaklarımızı orada değerlendirmiştik. Orada da ifade etmiştim. Spor alanları, parklar, yeşil alanlar, donatı alanları bunları olabildiğince sağlatmak durumundayız. Burada da gördüğünüz gibi çok güzel bir sosyal donatı alanını buradaki mahallemizdeki yaşayan halkımıza, hemşerilerimize kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah tabii en başta yavrularımız bundan istifade edecekler. Tabii ben buradan bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Biz yaptık, siz yaşatacaksınız. Koruyacaksınız. Zarar verenleri uyaracaksınız, ikaz edeceksiniz. Ben yapmış olduğum hizmetin hayırlı olmasını diliyorum öncelikli olarak. Tabii biraz bilgi vermek gerekirse burası 2000 metrekarelik bir alana sahip. Oldukça ideal bir ölçüde. Tabii burasının içerisindeki proje uygulama alanında neler var? 315 metrekarelik çocuk oyun alanı var, görmüş olduğunuz. 110 metrekarelik fitness alanı ve 925 metrekarelik de görmüş olduğunuz yine sert zemin uygulamaları bulunmakta. Beraberinde de 650 metrekarelik de yeşil alan sahip. Bu projenin yaklaşık maliyeti 180 bin TL'dir. Burada tabii çeşitli bütçe ölçüleri ve beraberinde yürüyüş ve oturma alanı uygulaması için kırmızı, siyah ve beyaz renkli beton taş uygulamaları yapıldı. Proje alanı çerçevesinde sınırlayıcı duvar ve renkli panel çip uygulamasını zaten artık standart park uygulamalarımızda, spor alanı uygulamamızda kullanmaya başladık. Zeminde de gördüğünüz gibi çocukların daha rahat, daha konforlu ve daha güvenli hareket edebilmeleri için dökme kauçuk zemin kullanmış bulunmaktayız.